Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoş geldiniz. Çağlar kardeşimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. iş konudaki yetki uyuşmazlığını değerlendirdi. Dün biliyorsunuz yetkili mahkeme kararı açıkladı. Daha önce de biz size Türkiye'de ilk kez duyurmuştuk. Kararın gerekçesini açıkladı arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren yetki uyuşmazlığı davasına yerel mahkeme Özbroy Sendikası'nın açmış olduğu yetki davasına red cevabı verdi. Bunun sizlere yaklaşık bir buçuk ay önce videolaştırmıştık arkadaşlar. Özbüroy Sendikası'nın davayı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor ve bu hakkı kullanacaklar. Son noktayı Yargıtay koyacaktır. Eğer Yargıtay da yerel mahkemenin verdiği kararı onarsa Teskopi Sendikası'nın 6 Kasım 2020'deki yetki başvurusu incelenecektir. Yargıtay yerel mahkemenin reddine karar verirse ve yetkili sendika Özbüroy Sendikası derse Özbüroy Sendikası 2021 2023 toplu üst sözleşmesi görüşmelerine başlayacaktır. Toplu üst sözleşmesi en az 1 yıllık en çok 3 yıllık yapılabilir. 3 Mart'ta açıklanacak enflasyon sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak ve 28 Şubat'taki yemeğlere enflasyon farkı uygulanacaktır. Yetki uyuşmazlığı devam ederken kamu çerçeve protokolü imzalanırsa 1 Mart itibariyle sadece yemeğe kamu çerçeve protokolündeki çıkan zamlar uygulanacaktır. Ekzam 1 Ocak itibariyle uygulanacak hükmü olursa 28 Şubat'taki enflasyon farkından önce 1 Ocak'taki yemeğler ek -zam uygulanır. Sendikalaklara sözleşme imzalandıktan sonra zam uygulanacak ve geri dönük fark olarak alınacaktır. 28 Şubat 2021 tarihinden sonra işe gelen arkadaşlar da sözleşme yapılana kadar sendikalaklar verilmeyecektir. Yani yol yardımı, yemek yardımı, sosyal yardım, ek ödeme, giyim yardımı vesaire arkadaşlar. Sözleşme imzalandıktan sonra sendikalaklar geriye dönük olarak ödenecektir. Gençlik ve Spor Bakanı olan biteni kısaca özetlemiş. Çağlar Durmaz kardeşimiz ama umarız bu dava bir an önce biter. Yargıtay bir an önce kararı verir de herkes rahatlar. Biz gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalınız. Şu an son durum bu şekilde.